Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Hocam hayırlı Ramazanlar. Sizlere İngiltere'den bir sorum olacaktı. Ramazan'ı hakkıyla eda etmek isteyen Müslümanlar olarak biz burada insanlara nasıl en güzel şekilde örnek olabiliriz onu merak etmekteyim. Teşekkürler. Güzel bir soru. Tabii biz burada İstanbul'dan konuşuyoruz ediyoruz ama bu işin tabii bak bir yurt dışı da var mesela şimdi bu önemli. Aklıma yani bendeniz tabii ki kardeşlerim şunu göreceksiniz programda da her şeyi biliyor da konuşuyor her şeyin cevabını veririz. Bilmediğimiz bir şey yok tarzına giremeyiz. Birçok dini mevzuyu dikkat edin göreceksiniz bunu sohbetlerimizde. Ya hoca bizi dinlemiyor sorularımıza cevap vermiyor falan demeyin. Arkadaş Diyanet'in bugün fetva makamında konuşulan şeyler bizim medeniyetimizdeki sahih kitaplardan alarak bunu ümmete anlatan fetvalardır. Herkes kendi kafasına göre konuşamaz bu sahada. Bu böyle canım. Böyledir yani. Gayet de güzel. Bu iş şöyledir. Orucu şöyle tutmak lazım. Böyle dini hükümler var. Bir kere birçok sorduğunuz sualin cevabını muhakkak surette bizim kitaplarımızda açıklanmış fetvalardan vereceğiz. Falanca hocaya göre, filanca kişiye göre bunlar değişmez. Bu bir. Ama şimdi şuraya gelelim. Nasıl ben Deniz şimdi bu İngiltere'de bulunan kardeşime nasıl katkıda bulunabilirim diye düşünüyorum. Aklıma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'yi şereflendirdikleri zaman geliyor. Abdullah İbni Selam Medine'ye geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekliyordum diyor. Abdullah İbni Selam'ı inşallah konuşalım. Bizim arkadaşlar hatırlatsınlar. Yani abide bir şahsiyettir. Medine'de Yahudilerin, Medine'de yaşayan Yahudilerin zamanımızın Musa'sı dediği çok alim bir zat ve Efendimizin gelişiyle beraber Tevrat'ta haber verilen Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın haber verdiği peygamber hiç şüphesiz bu. Ama ben bir bakayım ne diyecek acaba diye bekledim diyor. Medine'ye geldi ve şu sözü söyledi. Bu söz aynı zamanda yurt dışında yaşayan Müslümanlara da gitmiş olsun. Efşusselam. Öyle başlıyor mübarek sözüne. Arapçasını okumaya şimdi uzun şeyimiz yok. Mealen verelim. Aranızda selamı yayın. Selamlaşın. Merhaba deyin. Selam deyin. Sadece selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm değil. Efşusselam. İnsanlar senden emin olsun. İngiltere'de mi yaşıyorsun? Amerika'da mı yaşıyorsun? Senden emin olsun. Bu komşum benim çocuğuma zarar vermez. Bu komşum benim bir ticari zararımı istemez. Bana kötülük yapmaz. Bana mikrop bulaştırmaz. Bana şunu yapmaz. Pislik atmaz. Arkamdan konuşmaz. Arkamdan konuşmaz. Emin olsun senden. Ve gördüğünde de selam ver. Bir. Onları yediriniz buyuruyor efendim. Yedirin birbirinize. İkram edin. Yiyecek. Her yerde kıymetlidir. İnsanın şurasına hitap ettiğinizde burasını da hitap edersiniz. Yemek yedirin. İkram edin insanlara. Akrabayla ilişkinizi muhafaza edin. Galiba en iyi yurt dışında da İslam'ı temsil etmek Efendimizin Medine'yi şereflendirdiğindeki güzellikleriyle mümkün. Bir soru daha alalım. Kaç dakika mı? Oo, imsaka mı geldik? Allah Allah. Kardeşlerim dua yapalım ama hemen bir dakika içerisinde şunu özetliyorum. Bir dakika fazla sürmeyecek inşallah. Sürerse arkadaşım uyarsın beni. Ne olur. Bir, bu Ramazan daha iyi olmak için bir niyet edelim. Orucun zaten şartlarını biliyorsunuz. Orucun niyeti ayrı. Oruca niyet edeceksin ama oruç daha iyi insan olmak için. İstiğfar edelim. Tövbe edelim. Neden? Bilmiyorum ki. Herkesin vardır. Hiç daha önce tövbe etmediysen bundan tövbe etmeye başlayabilirsin. Bu günah çünkü. Tövbe edilmeden yaşanır mı ya? Kullardan özür dileyeceksin, Allah'a tövbe edeceksin. Pratik, insan bu. Sonra La ilahe illallah diyelim. Ve diyelim ki ya Rabbi ben bu Ramazan senin beni görmek istediğin insan olayım. Yazar mısın bunu? Kalp defterine. Bu Ramazan benden razı olduğun insan olayım. Ve Allah'la konuşalım ya. Dua edelim ya. Bırak başkalarını falan. Oldu, şu oldu, bunu yaptı, şöyle haksızlık edildi. Bırak.
dua zamanı, bak şimdi imsak. Seher vakti, sahur vakti aynı kelimeden geliyor. Şu anda Allah Teala bizim dualarımızı kabul edecek. Bir avantajınız var kardeşim. Ben deniz burada dua edeceğim. Siz amin dediğinizde kâra ortaksınız. Amin dediğinizde kâra ortaksınız. Benim ağzım günahkar bile olsa siz rağbetinizi duaya yapın. Bu ağza değil. Amin deyin. Dualarımız kabul olsun inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin. İşte dualarımızın kabulü için elhamdülillah dedik başında. İşte dualarımızın kabulü için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi salatü selam ettik. Ya Rabbi, tövbelerimizi kabul eyle. Ramazan'ı bizim hakkımızda baştan ayağa, en son anına kadar hep hayır ve güzellik eyle. Ya Rabbi, Ramazan'la beraber maddi ve manevi bereket ihsan eyle. Maddi ve manevi, suri ve manevi müşküllerimizi, sıkıntılarımızı sen hallü asan eyle. Ya Rabbi, şu Ramazan'la beraber sana yakınlık nasip eyle. Ya Rabbi, ya Erhamer Rahimin, şu Ramazan'la beraber bizi razı olduğun insan olarak huzuruna çıkmak nimetine eriştirerek bayramımızı ta bayram gününe kadar şu Ramazan'ın her vaktini güzelliğimize vesile eyle. Ya Rabbi, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı sen muhafaza eyle. İnsanlarımız muhabbette birleşsin. İmanlı sineleriyle, sağlıklı, sıhhatli, imanlı nesilleriyle, işte bu ezanı Muhammediyle muzaffer olarak ta kıyamet sabahına kadar bölünmeden, parçalanmadan milletimizi, devletimizi sen daim eyle, payidar eyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlara eda, şehid-i şühedamıza rahmet eyle. Ya Erhamer Rahimin, bizden şu anda dua isteyen, ellerini açıp kim bilir nerede, hanelerinde, evlerinde, hastanede, nöbette, daha nice işlerde meşgulken, belki şu anda amme hizmeti gören kimler varsa hepsiyle beraber ya Erhamer Rahimin dualarımızı kabul eyle. Ramazan'ı bereketli eyle. Senden razı olan kullarınla beraber haşeyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.